Vampir kelebek kabusu Karadeniz'e geri döndü. Bitkilerin öz sularını emerek kurumasına neden olan zararlı böcekle mücadele için ilaç çalışmaları hız kazandı. Bitkilerin öz suyunu emiyorlar, zayıflayıp kurumalarına neden oluyorlar. Tarım ürünlerine zarar veren Doğu Karadenizli çiftçilerin kabusu vampir kelebek geri döndü. İlacını bulsunlar, yoksa ne olacak yani bu hal? Bak salatalıklar var, bilmem biberler, hepsini yapıyoruz ama sonuç kelebeğe teslim ediyoruz. Literatürdeki ismi Ricania simulans olan vampir kelebek, bölgede ilk olarak 2007 yılında görülmeye başlamıştı. Şu anda görüldüğü gibi nif döneminde Ricania olarak bilinen zararlı ve bu dönemlerini, daha doğrusu 3-4 dönem halde nifi tamamladıktan sonra ergin haline geçecek ve zarar aşamasını daha da artırmış olacak. Sayıları her geçen yıl artan vampir kelebekle mücadele için Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Kimya ve Biyoloji Laboratuvarlarında yapılan çalışmalarla bitkisel ilaçlar geliştiriliyor. Biraz iklimin kötü gitmesi nedeniyle Mayıs ayında çıkması gereken yavrular, yani nif dediğimiz dönem, Haziran ayına sarktı ve şu anda yeni yeni alanlarda görülmeye başlandı. Denediğimiz pek çok bitkisel kökenli preparat var. Bunların hepsini, laboratuvar denemelerini tamamlamış durumdayız ve artık alan denemelerine doğru geçiyoruz. Tarla sahiplerinin, yani çay bahçesi sahiplerinin ya da bölgede yerleşik halkın yapabileceği bir şey yok. Sadece Tarım Bakanlığı'nın önerdiği iki tane aktif var. Bunları alıp kullanabilirler. Onun haricinde bizim çalışmalarımız devam ediyor. Çeşitli grupların çalışmaları devam ediyor.